istiyor. O yüzden ben hemen başlayayım. 2007 yılına bir gidelim önce. 2007 yılında Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olup aynı yıl protetik diş tedavisi anabilim dalında doktora ve uzmanlık eğitimine başladı. Diş hekimliğinde kullanılan nadir bir metal bileşimi olan zirkonyanın kırılma dayanımı hakkında hazırladığı tezi TÜBİTAK tarafından desteklendi ve eğitim bursu aldı. Ayrıca doktora eğitimi sırasında hasta psikolojisi ve geriatri alanında seminer hazırladı ve bu seminer Profesör Doktor Semih Çalıkkocaoğlu'nun yazdığı Total Protezler kitabında bir bölüm olarak yer alıyor. 2010 yılında Almanya'da özel bir klinikte eklem tedavileri ve bilgisayar destekli diş tasarımı konusunda eğitim aldı. Bu arada benim ekranım tamamen gitti. Onu Biz seni nasıl geri duyuyoruz. getirebiliriz? Duyabiliyor musunuz? Tamam, Evet, sesim evet. geliyor Evet, değil mi? tamam. Biliyorum. Sunum Ha, açıldığı tamam. için. Tamam, peki. Yo, En yüzden oldu galiba, kusura bakmayın. estağfurullah. Hani ben bir kaybettim gibi toplantıyı. O yüzden hemen geri dönüyorum. 2010 yılında kaldık sizi Almanya'da. Eklem tedavileri, bilgisayar destekli diş tasarımı konusundaki eğitiminizi bahsediyorduk. Sonra da 2016'ya geldiğimizde bu sefer Amerika'da ağız, diş ve çene cerrahı Dr. Joel Berger'ın kliniğinde tam dişsiz ağızların implantlarla bir günde rehabilitasyonu konusundaki kursuna katıldınız. Ve 2013 yılından itibaren de Levent'te kendi muayenehanenizde serbest diş hekimi olarak çalışıyorsunuz ve bugün bize bir hekimin bakış açısıyla hayat çok kısa, dişlerin varken gülümse diyerek sohbete başlayacağız. Düşünün, cevizli bir lokum yiyorsunuz. Yumuşak lokuma ve sert cevize anında nasıl uyum sağladığımız çok büyük bir merak konusu. Dişlerimizin bu muhteşem koordinasyonu onların akıllı olduğunda bir kanıtı. İnsanlarla tanışırken de önce gözlerine sonra dişlerine bakıyoruz. Güzel bir gülümseme hafızamızda kalıcı bir iz bırakıyor ve gerçekten de dişlerin önemi büyük. Bu önemli konunun inceliklerini paylaşmak için ben sözü şimdi Ece Hanım'a bırakacağım. Tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Baltaş grubuna beni davet ettiği için, siz sevgili katılımcılara zaman ayırıp bizi dinlediği için çok çok teşekkür ederim. Evet, hayat çok kısa ve dişlerimiz varken gülümse diyorum. Biliyorum ki çok fazla korkulan, gidip gelmekten çok fazla imtina edilen bir meslek grubunu icra ediyorum. Elimden geldiğince bu sıkıcı konuyu kendi bakış açımla sıkıcı olmayacak şekilde aktarmaya çalışacağım. Biz hekimlerin görevleri nelerdir? Siz hastaların sorumlulukları nelerdir? Aramızdaki sürdürülebilir ilişkiyi nasıl sağlayabiliriz? Kısaca bu konuda sohbet etmek istiyorum. Tekrar çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Evet, Türkiye'de birçok insan çürüksüz bir ağzın mümkün olamayacağını düşünüyor. Ancak İsveç'in başını çektiği birçok Kuzey Avrupa ülkesinde diş hekimliği fakülteleri kapatılıyor. Buradaki insanların da şeker yiyorlar, çürük sorunları olabilir. Onlar da dişleri fırçalıyorlar ama bu sorunu nasıl çözmüşler? Çünkü koruyucu hekimlik kavramını yerleştirmişler. Çok küçük yaşlardan itibaren diş hekimine gidiyorlar, düzenli bir şekilde gidiyorlar. Nasıl fırçalamaları gerekiyor, bununla ilgili eğitimler alıyorlar. Ve çürükler çok küçükken müdahale edebiliyorlar. Peki bizdeki durum nasıl? Maalesef ki Türkiye'de 65 yaş sonrası %50 oranında dişsizlik mevcut. Tam dişsizlik. Bu gerçekten üzücü bir tablo. Çünkü bizim ülkemizde insanlar çoğu zaman dişleri ağrımadan diş hekimine gitmenin gereksiz olduğuna inanırlar. Tam dişsizlik böyle bir görüntü. Bence gerçekten bir organ kaybı gibi bir şey, kolunuzun bacağınızın olmaması gibi bir şey tam dişsizlik. Şimdi beni dinleyen gruba şöyle bir soru sorsam, aranızda en az bir dişi eksik kaç kişi var diye, eminim birçok kişi evet bir dişim eksik diyecektir. Aslında her şey o bir tane dişin eksik olmasıyla başlıyor. Ben bu bir video vardır, onu çok severim. Oradan birkaç slide alarak küçük bir açıklama yapmak istedim. Birinci bölgede gördüğünüz tek bir dişi çekilmiş kişinin aradan da yaklaşık bir sene geçmiş, diş eti kapatmış, çok güzel ağız fonksiyonda ve bir derdim yok diyor. Ancak ilerleyen yıllarda alttaki slaytta gördüğünüz gibi dişler boşluğa doğru eğiliyor. Hatta yukarıdaki diş de boşluğa doğru gelmiş ve maksimum 10 sene sonraki görüntü son slaytta gördüğünüz gibi. Yani toplamda 3 diş çekilecek, yandaki dişler de etkilendi. Yaklaşık 7 tane diş bu durumdan.
Müzdarip ve bir segment tamamıyla yok olmuş durumda. Zaten Türkiye'deki gene diş kayıpları ile ilgili bir oran söylemek istiyorum. 40 yaş sonrası diş eksik sayısı ortalama 7, 50 yaş sonrası 13, 65 sonrası da tam dişsizlik. Tabii ki sosyoekonomik durumda bu durum değişse de yine de her şeyin o ilk dişin kaybıyla başladığının altını çizmek istiyorum. Çünkü harmoninin bozulmaması lazım. O bozulunca denge değişebiliyor. Belki bu slaytı daha önce de bir yerlerde görmüşsünüzdür. Burada biraz maliyetten bahsediyor. Diyor ki dişler sağlamken düzenli kontrollerde bize gelirseniz daha az bir maliyet olur. İlerledikçe bu durum artar. Aynı şey zaman içinde geçerli. Zaman çok kıymetli bir olgu. Bize ne kadar geç gelirseniz o kadar uzun süre gidip gelmeniz gerekiyor. Son olarak bir şey daha eklemek istiyorum. 2 numaralı dişteki gibi bize gelirseniz biz yarım saatte bir dolgu yaparız ve bu dişi hayat boyu kaybetmeyebilirsiniz. Ancak 3 numaralı dişteki gibi geldiğinizde biz oraya yapay bir restorasyon yaptığımızda hiçbir hekim bu dişin bir ömür ağızda kalacağına dair size söz veremez. Çünkü restorasyonun büyüklüğü ne kadar fazlaysa ağızda kalma süresi de o kadar kısa oluyor. Şu konunun altını çizmek isterim. Diş kendini rejenere edemeyen tek organ. Karaciğerde kendini rejenere eder, sinir uçları dahi yavaş da olsa eder. Ama dişte madde kaybı başladığı zaman biz bunu %100 yapay bir olguyla tedavi etmek durumundayız. Bu nedenle ilk o çürük başlamadan düzenli bize gelin ve kontrollerinizi yaptırın demek istiyorum. Özellikle burada bu konuşmadan sonra aklınızda kalırsa çok mutlu olurum. Hani yılda bir kere hep arabalarımızı tamire götürürüz ya, servise, bakıma bir sorun olmasa bile. Ne diye düşünürüz? Geç götürürsem maliyet artacak, arabam orada daha uzun kalacak. İşte dişlerimizle de ilgili her sene bir aklımızdan geçirsek gittik mi geldik mi çok daha koruyucu bir yaklaşımda olmuş oluruz. Özellikle bu arabayı seçtim, Google'a yazdım dünyanın en pahalı arabası hangisi diye. Bu arabayı gösterdi. Şunu söylemek istiyorum. Dişimiz ağrıyorsa böyle bir arabada da olsak hiçbir keyif ve haz alamayız maalesef. Şimdi bir de Dünya Sağlık Örgütü'nün bir bilgisini paylaşmak isterim. Dünya Sağlık Örgütü der ki çürük enfeksiyöz bir hastalıktır. Yani bulaşıcıdır. Biz çocuklarımızı öperek onların ağzına çürük yapıcı bakterinin geçmesine neden oluyoruz. Bu gerçekten korkutucu bir durum. Bu nedenle de çürük başlayan çocukluktaki durum hayat boyu da devam ediyor. Peki o ilk başta bahsettiğimiz Kuzey Avrupa ülkeleri bizden farklı ne yapıyor? Kuzey Avrupa ülkelerinde kişiler çocuk sahibi olmayı düşündüklerinde hekime gidiyorlar. İlk önce kendi ağız sağlıklarını optimum düzeye getiriyorlar. Ve bebeklerin dişlerine nasıl bakacaklar, çocukların dişlerine nasıl bakacaklar, bunlarla ilgili eğitimler alıyorlar. Ve bu şekilde çürüksüz bir hayatlarını devam ettirebiliyorlar. Peki bizde durum nasıl? Şöyle bir örnek hatırlatmak isterim. Duymuşsunuzdur etrafınızda her hamilelikte bir diş kaybedilir diye. Asıl durum şöyle, her hamilelikte bir diş kaybedilmez. Çocuklar bizim vücutumuzdan, dişlerimizden bir kalsiyum almıyorlar. Hamile bireyin ağzında küçük bir çürük oluyor. Hamilelik döneminde asit artışı daha fazla, çürük hızlı bir şekilde ilerliyor. Loğusalık dönemi, çocuğa baktık derken geçiyorsa 2 sene, 2 sene sonra geldiğinde biz diyoruz ki o dişi çekeceğiz. Aslında her şey hamilelik öncesi o ağız bakımının optimum seviyeye getirilmemesiyle alakalı bir durum. Yine söylemek istediğim, çürük önlenebilir bir şey, tedavi edilebilir. Düzenli kontrollerle de küçük durumdayken de saptanabilir. Lütfen daha sık gitmeye çalışalım. Son olarak şunu da eklemek isterim bu dişlerimizle ilgili olan mevzuda. Yıl 2024, bir tane dişim eksik. Oraya köprü yaptıracağım ya da implant yaptıracağım diye düşünebilirsiniz. Ancak doğal dişlerimiz gerçekten çok kıymetli ve çok akıllılar. Sunumun başında da Handan'ın söylediği gibi bir fındıklı lokum yediğinizi düşünün. Dişler o kadar akıllı ki lokumu yavaş ısırıyor, cevize geldiğinde daha sert bir kuvvet uyguluyor. Bunu beyinle arasında milisaniyeler içerisinde bir koordinasyonla yapıyor. Çünkü
dişlerin etrafında onları saran özelleşmiş hücreler mevcut. Biz dişimizi kaybettiğimizde oraya bir implant ya da yapay bir diş yaptırdığımızda bu akıllı hücreleri de kaybediyoruz. Ve yiyeceklerden haz alma duyumuz azalıyor. Oraya güzel böyle bir sulu şeftali fotoğrafı koymaya çalıştım. Yine görmüşsünüzdür etrafımızda yaşlı bir teyzeyi hayal edin. Şeftali yiyor ve diyor ki, ah yavrum bu şeftalinin de eski tadı yok. Aslında şeftalinin aynı tadı var. Ama o bahsettiğimiz proprioception adı verilen akıllı hücreleri kaybettiği zaman kişi yiyeceklerden haz alamaz, keyif alamaz. Yaşlı teyzemiz de dişlerini kaybettiği için bu hazı ve keyif duygusunu kaybediyor. Bu nedenle doğal dişlerimizin kıymetini bilelim diyorum. Ve özetlersem şunu söylemeye çalışıyorum. Biz size diyoruz ki bazı görevler veriyoruz. Düzenli kontrollere gelin. Düzenli ağız bakımı yaptın. Ve hekiminizle aranızda sürdürülebilir, uzun süreli bir ilişki olsun. Peki bizim sorumluluklarımız nelerdir? Buraya tedavi diye kısaca yazdım. Çok fazla bir alt başlığı var tabii ki. Hijyenik olacak, yeni yaklaşımları takip edecek falan filan. Ancak ben kendim için de farklı ve önemli gördüğüm iki tane şeyin altını çizmek istiyorum. Hekimlikte karşıdaki kişiyi iyi dinlemek ve sürdürülebilir bir tedavi için hastayı takip etmek bence çok önemli. O yüzden kendi bakışımı anlatırken biraz da bunlardan bahsetmek istedim. Başımdan geçen bir olayı anlatmak istiyorum bu dinlemek mevzusundan bahsederken. Yaklaşık 6 sene önce bize bir hasta çok şiddetli bir ağrı şikayetiyle başvurdu. Daha eskiden de hastamızdı kendisi. Muayene yaptık, dental röntgenlerini aldık ve bir teşhis koyduk. Bizce ağrı dişsel değil, kassaldı. Tabii ilk önce hastayı sakinleştirip durumun dişsel olmadığını anlatmak gerekiyor. İlk önce onu dinledik ve dinlediğimizde anladık ki hayatının en zor dönemlerinden birisini geçiriyor. Çok şiddetli şekilde diş sıkmış ve sıkmaya devam ediyor. Ve bu ağrı o dişin tedavisiyle çözülmeyecek. Neyse biz o hastamızı dinleyerek çözdüğümüzü düşünüyorum ben. Çünkü dinlemenin bir hekime elindeki bulguların dışında çok daha farklı ipuçları vererek sorunun kaynağına inmesine ışık tuttuğuna inanıyorum. Ve burada anlatmaya çalıştığım gibi elimizdeki veriler ne olursa olsun dinlediğimizde çok daha farklı şeyler görebildik. Ben diş hekimliğindeki tedavilerle ilgili bir sürü şey anlatabilirdim ama özellikle diş sıkmaktan bahsettim. Çünkü popülasyonda gerçekten çok fazla gördüğümüz bir durum. Birçok insan diş sıkıyor ve bunun fizyolojik olduğunu düşünüyor, hastalık olduğunu düşünmüyor ve tedavi edilmesini gerekli görmüyor. Gösterdiğim slayttaki dişler 40 yaşındaki bir bireye ait. Aşırı derecede diş sıkmaktan diş hacimleri kaybolmuş, dişler küçülmüş, dişlerinde hassasiyet var ve belli bir süre sonra çoklu diş kayıpları yaşayacak. Diş kaybı nedenlerinin birincisi diş eti hastalıkları, ikincisi de diş sıkmak, üçüncü çürük. Özellikle bu sıralamayı söylüyorum. Bu yine Dünya Sağlık Örgütü'nün bir verisi. Biz çürük nedeniyle çok fazla diş kaybetmiyoruz. Yani çürük bir tane iki tane kişi bize geldi tedavi edip o dişi koruyabiliyoruz. Ancak diş sıkmak ve birinci neden olan diş eti hastalıklarında kemik erimesiyle karşı karşıyayız. Yıl 2024 hala o kemiği yerine koyabilecek çok yüksek bir teknolojiye sahip değiliz. Geç kalındığı takdirde blok bir bölgeden 5 tane dişin çekimini aynı günde yapmamız gerekiyor diyebiliyoruz hastaya. Bu gerçekten çok yıkıcı bir durum. Şimdi diş sıktığını düşünen kişiler vardır aramızda. Ve evet bu da bir sorun, bir buna baktırsam mı diye akıllarından geçiriyor olabilirler. Peki diyoruz ki böyle bir sıkıntımız ya da var ya da etrafımızdaki kişiler bu sorunu yaşıyor. Ne yapmamız gerekir? Ben diş hekiminde uzmanlığa çok inanan birisiyim. Özellikle diş sıkmak dediğimiz eklem hastalıkları grubunda yer alır. Bu tip eğitimler diş hekiminde lisans üstü eğitimde verilir. Lisans da çok kısa bahsedilir bu konulardan. Lisans üstü eğitimde de sadece protetik diş teravisi ana bilim dalı yani protez uzmanları eklem tedavileri konusunda özelleşmiş bir eğitim alırlar.
Böyle bir şikayetiniz varsa kesinlikle bir eklem uzmanı, uzmanlaşmış bir protez uzmanına gitmenizi tavsiye ederim. Diş hekimliği uzmanlığın gerektiğine çok çok inanan birisiyim. Çünkü dünyada bilgi arttı ve artık her branşa yetişmek imkansız. Siz kendi tıp branşlarınızdan da bildiğiniz gibi bir ortopedi kendi arasında diz ve dirsek olarak ayrıldı. Daha da bir sürü çeşitlendirebiliriz örnekleri. O yüzden diş hekimliğinde de kendi ana dalları içerisinde ayrımlar var. Benim anne babam da diş hekimiydi. Onlar pratisyen hekimlerdi. Ellerinden geldiğince mesleklerini iyi ve güzel yapmaya çalıştılar uzun yıllar boyunca. Ancak günümüzde çok hızlı bir bilgi akışı var. Sürekli kongreler düzenleniyor. Bir kişinin her branşta her yeniliği takip edip en optimum tedaviyi yapabilmesinin çok kolay olmadığını düşünüyorum. Biz kliniğimizde multidisipliner bir tedavi yaparak bir takım çerçevesinde çalışmaya çalışıyoruz ve herkes elinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyor. Uzmana gitmenin çok daha yararlı olduğuna inanan birisiyim. Bunu da söylemek istedim. Peki, altını çizmek istediğim konulardan bir tanesi dinlemek, diğerisi de takip etmekti. Biraz da takibin bize kattıklarından bahsetmek isterim. Sürdürülebilir bir ilişki olabilmesi için hasta ile hekim arasında takip kesinlikle şart olan bir olgu. Bizim klinikte bir kişi bize tedaviye geldiğinde tüm çürükler, her şey bitti ve hasta artık gidecek. Ona dedik ki bir sene sonra gel, sene 6 ay sonra gel. Kesinlikle klinikten çıkmadan önce randevusunu yazarız. Ve o tarih yaklaştığında kendisini arayıp saati netleştirmeye çalışırız. Çünkü takip edilmesi çok çok önemlidir kişinin. Onlar bizi bırakmasınlar, biz onları bırakmayalım. Sürdürülebilir bir şekilde bu beraberliğe devam edelim isteriz. Aynı zamanda bu takibin erken teşhis konusunda da bize çok fazla yararı vardır. Kişinin bir sistemik hastalığı varsa bunu az içerisinde daha erken bulabiliriz. Ya da kendi yapacağımız tedavilerde eski aldığımız röntgenleri kıyaslayarak, bütün dokümanları düzgün bir şekilde yapılan tedavileri tutarak daha doğru kararlar alabiliriz bir sonra yapacağımız tedavide. Biraz can sıkıcı olsa da bu haberi de söylemek istedim. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre yine dünyadaki en yaygın 10 kanser türünden bir tanesi ağız kanseridir. Ağız kanseri hiç duymamış olabilirsiniz ancak bu kişilerin çenesinin bir kısmı alınabiliyor geç bir teşhis olduğunda, hatta ölümle sonuçlanabiliyor ve ancak takiple bu tip teşhisler erken teşhis şeklinde adlandırılabilir, konulabiliyor. O nedenle takip ve tedaviye dikkat, teşhise de devam edelim diyorum. Ve son olarak kendi kliniğimden bir video paylaşmak istiyorum. Evet, Benim hocam. özellikle zamandan bahsetmek istiyorum. Bize gidip gelmek zor geliyor insanlara. Çünkü bir gelmeye başladıkları zaman diş doktoruna bu süreç çok uzuyor. Bir ay geldim, 2 ay geldim gibi şeyler var. Efendim biz diş hekimi endüstrisi olarak elimizden geleni yaptık ve çok hızlandık artık. Ben gördüğünüz birinci videoda dişlerin 3 boyutlu görüntüsünü aldım. İkinci videoda da yaklaşık 20 dakika içerisinde bir porselen diş üretip hastama takdim edebiliyorum. Eskiden böyle bir tedavi minimum bir hafta içerisinde yapılırdı. Hastanın en az 3 kere gelmesi gerekirdi. Günümüzde böyle şeyleri tek seansta çözebiliyoruz. Yani bizi gidip gelmeye ayağınız alışsın diye söylüyorum. Zaman olarak da çok şey kazandırdık. Şu en başta gördüğünüz tedavi bir kişinin tüm dişlerin çekilmesi, implantların konması, sonrasında üzerine bir protez konmasıdır. Böyle bir tedavi eskiden 1,5 sene ile 6 ay içerisinde yapılırdı. Günümüzde bu tip bir tedaviyi tabii ki hasta uygunsa 3 saat içerisinde yapabiliyoruz. 3 saat içerisinde hasta geldi, dişler çekildi, implant koydu, protez yerleşti. Teknoloji çok gelişti, dijital bize çok fazla şey kattı, size de zaman kazandırdı. Diğer resimde de şu an günümüzde çok popüler olan diş estetiğinden bahsetmek istedim. Yine böyle tedaviler çok yakın zamana kadar 1-2 ayda çözülecek tedavilerdi ve çok daha fazla ağrılı dişlerin daha fazla aşındırıldığı tedavilerdi. Yine son yıllarda bu gibi bir tedavi tek bir günde, bazen 3 ila 5 günde çözümlenebiliyor. Kısacası artık bize gidip gelmek o kadar korkutucu değil.
Son olarak şöyle özetlemek istiyorum. Erken yaşlarda diş hekimine gidelim. Düzenli kontrollerimizi yaptıralım. Dişlerimizi fırçalayalım. Koruyucu hekimliğe inanalım. Çürüksüz ve iyi ağız sağlıklı bir hayat mümkün. Bizi dinleyen ve takip eden bir hekim ile sürdürülebilir bir ilişki içerisinde olup yolculuğumuza devam edelim diyorum. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Keyifle izledik. Görüntüleriniz çok güzel. Sağ Ve olun. ilk dişin faydası veya ilk diş kaybının zararı diyeyim. İlk dişi elde tutmanın, vazgeçmemenin ne kadar değerli olduğu önemli bir vurguydu bence. Teşekkür Çünkü hele azılardaysa hiç önemsenmiyor herhalde, değil mi? Böyle ederim. bir durum var mı? Evet, aynen hocam. Efendim? Aynen Yani hocam. O yüzden insanlar Atılay'cı hangisini buyurun. daha az önemsiyorlar? Ön diş kaybını önemserler de azıyı Çok önemsemezler doğru. belki. Evet. Böyle Ama bir aslında ayrım bir olur diş mu? yedi diş olarak geri geliyor bize. Evet. Sonra gecikmenin maliyeti diye siz ekonomik bir şey ortaya koydunuz ama sonunda gecikmenin maliyeti kansere kadar gitti. Çok yaygın, maalesef daha da sık duymaya başlayacağız. Çok üzücü ama bunlar yeni bir bilgi. Sadece de düzenli kontrollerde görebildiğimiz bir şey. Evet. Çok teşekkür ederim. Belki arkadaşların farklı soruları da var. Naçizane. Sunumu kapatırsanız daha herkes birbirini görerek ilerler diye düşünüyorum. Ben bir iki şey söylemek istiyorum. Bir kere birincisi anneniz babanız Ece ne diyor sizin diş hekimliğinize? Onlar pratisyendi dediniz. Yani Evet. her şeye bakıyorlardı. Şimdi siz ileri uzmanlaşmadan söz ediyorsunuz. Evet, kesinlikle hocam. Yani benim bildiğim hani çene cerrahisi işte diş etlerinde bakıyor. Onun dışında ortodenti deniliyor. Tel takıyorlar. Yani kaç uzmanlık var? 8. 8 8 uzmanlık dal var. var. Tamam. Yani şey gibi oldu bu hani ayağın üstüyle altına başkaları bakıyor. Dirsekle bacağa başkası bakıyor. Yani artık siz de tıp dalında biliyorsunuz, yani kendi branşınızda çok fazla branş vardır. Var. Ortopedi ayrı ayrı ayrılıyor. Yani biz daha ilk ana daldayız. Kesinlikle ayrılmamız ama takım içinde çalışmayı da birlikte götürebilmemiz lazım. Çünkü yetişemiyor insanlar bütün Tabii. Onun bilgi için akışlarına. insanlar bir dişçiye gidince herkesin yaptığını yapıyor. Yani böyle takım çalışması, ekip çalışması çok az yerde var. Herkes kendi genel bilgisiyle yaptığı kadarına bakıyor. Gerçekten anneniz babanız ne diyor sizin yaptığınız, yani sizin uygulamalarınıza? Benim gerçekten anne babam uzmanlık yapmamı istediler ama kliniği açtığımda uzman bir kliniğin ne olduğunu anlamaları biraz uzun sürdü. Sürekli vakit kaybı olabileceğinden endişelilerdi. Yani bunu sen yapacaksın, onu başkası yapacak, bu nasıl koordine olacak diye. Ama biz 6 kişilik bir takımız. Sadece çocuk dişlerine bakmıyoruz. Bir branşa daha bakmıyoruz, ağız hastalıkları. Gerekirse yönlendiriyoruz. Doğru koordine edildiği zaman vakit kaybı değil, vakit kazancı oluyor. Bizimle aynı yolculukta yürüyen kişiler zaten bizim randevularımıza da uygun bir şekilde gelip gitmeye alışıyorlar. Bir küçük akademi gibiyiz. Ben bir kanal tedavi uzmanından her gün bir şey öğreniyorum. Onlar bizim protezden yeni öğrendiğimiz bir şeyden öğreniyorlar. Konuları paylaşmak, gelişmek de çok güzel oluyor. Ve bence hasta ya da herkes kendisinin en iyisini sunabiliyor. Anne babam da tabii benim artık 20 seneye yaklaştı. Alıştılar bu duruma. Tamam. Bir konu daha var merak ettiğim. Yani arkada ben bir kere şunu söylemek istiyorum. En başta onu söylemem lazımdı. Bu kadar kısa zamanda bu kadar bilgilendiğim bir sunuş hatırlamıyorum. Aa, çok Yani naziksiniz. Sağ olun. zaman verim açısından en üst düzeyde, Sağ olun. bilmeyeceğim kadar üst düzeyde ekonomik ve güçlü bir sunuş oldu. Teşekkürler. Diş bakımı için ne diyeceksiniz? Yani mesela normal olarak akşamleyin bir kere her yemekten sonra dişleri fırçalamak ne kadar önemli?
İkincisi bildiğimiz işte klasik dişleri böyle fırçalamak değil, yukarıdan aşağıdan kıtam, ama mesela akşamleyin yatarken diş bakımı kaç dakika sürmeli? Hocam bir kere yani tabii ki günde iki kere üç kere ne kadar fırçalarsak o kadar iyi. Ancak gece yatarken çok önemli. Çünkü gece yatarken tükürük salgısı azalıyor. Ve o çürük bakterilerinin çürük yapma işlevleri daha çok artıyor. Lütfen gece yatmadan önce kesin fırçalayalım. Yani hiç bütün yapımız bunu kaçırmayalım. Peki kaç dakika nasıl fırçalayalım yukarıdan aşağı? Kişiye özel hocam. Yani biliyorsunuz arabada oral hijyenistler var. Kişiye özel diyorlar ki senin ağzın küçük böyle fırça kullan. Senin dişlerin ayrı böyle kullan. Diş macunu bir sürü marka var. Beyazlatıcılı var, hassasiyet giderici var, içinde flor olan var. Yine kişiye özel çürük insidansınız varsa florlu verilir, dişiyet hastalığınız varsa macun verilir. Yani ben standart bir şey söylemem. Hastamı muayene edip diş taşı temizliği yaptıktan sonra ona özel bir bakım sunarım ve bunu takip ederim. Not ederim. 6 ay sonra geldi derim. Ne yapıyorsun? Ne kullandım? Yazarım. Peki. Yani mesela diş arası fırçası, ilk kullanmak. Bunlar yani ne kadar öneriyorsunuz? Diş ipi, diş arası fırçası, evet. Diğer Yine yani ana fırçanın kişisel dışında. şimdi boşluklar çok fazlaysa arayüz, değilse ip, ipi manipüle edemiyorsa ağız duşu. Çok fazla aparat var. Ama illa diş fırçası kullanmanız gereklidir gibi bir şeyi tabii ki söyleriz. Arayüzlere girmek lazım. Ama söylediğim gibi aparatın ne olacağı diş yapısına göre değişir. Ben standart şunu illa kullanın diyemeyeceğim. Gece yatmadan önce fırçalayın. Günde ikiye çıkarmak, üçe çıkarmak iyidir. Arayüzlere de ne uygun aparatsa ona göre. Peki sabahleyin kalkınca fırçalamak gerekli mi? Bir şey yemeden. Ben kahvaltıdan sonra fırçalıyorum. Tamam, yani çünkü Dışarı çıkmadan önce. İngiltere'de yaşayan oğlumuz bir şey yemeden sabah fırçalamasının çok önemli olduğunu, akşamleyin çok bakteri yapıldığını söylüyor. Dil fırçası için evet yani sabah dilinizi böyle bir fırçalayın bakteriler gitsin deniyor. Ama benim kendi alışkanlığım pek çürük sorunum da yok. Ama bence oğlunuzun söylediği de gerçekten doğru. Öncesinde fırçalınız tamam mı? Kahvaltıdan sonra fırçalayın. Yani gün içinde Tamam. sosyalleşiyoruz. Tamam, O zaman kahvaltı gitsin de ya, sonrasını yani sayı ben az tutmaya çalışıyorum. Büyük hayaller kurduğumuzda daha zor oluyor. Ne kadar şimdi efekt o siz kadar iyi. yani diş konusunda hayal kurmak çok doğru bir şey. Çünkü maliyeti çok yüksek. Dediğiniz gibi organ kaybı, yerine koyduğunuz onun yerini tutmuyor. Sadece mekanik olarak karşılıyor. Peki yani standart diş macunu tavsiyeniz ne olur? Çünkü poposundaki renklerle çok çeşitli diş macunları var. Ve o Evet. poposundaki renklere bakarak anlamamız bekleniyor. Yok öyle bir bilgi. Şöyle. Kutunun altında, hepsinin altında bir şerit var. Evet. O şeritlerin her birinin bir anlamı var. Şimdi sıradan bizim gibi tüketiciler nereden bilecek o şeritlerin anlamını? Hocam eğer yani ben gene kişiye özel olması gerektiğindeyim ama illa Tamam. bir standart bir şey söyleyeceksem ben kendim çürük ve diş eti problemi olmayan bir insan olarak içinde paraben ve SLS sülfat bulunmayan organik diş macunları kullanıyorum. Çünkü benim ekstra bir kimyasala ihtiyacım yok ağız sağlığımı korumak için. Ama her hasta bunu tavsiye etmiyorum. Kimi Yani hastaların diş hassasiyeti için başka şeylere ihtiyacım var. paraben bulunmasın diyorsunuz. Tabii ki neden yutalım paraben? Paraben o köpürmeyi sağlayan deterjan. Bunu bir ek bilgi olarak söyleyeyim. Tamam. Köpürmüyor Onu organik söyledim. macunlar. Temizlenmiyor hissini veriyor. Halbuki görevlerini gayet güzel yapıyorlar. Önemli olan aslında macundan çok efektif fırçalama. Siz en iyi macunu aldınız ama bir bölgeye hiç ulaşamıyorsunuz. Orası çürür. Yani fırçanın dişin her yüzeyine değmesi çok çok önemli bir kavram. Para benden başka bir de SLC mi dediniz? Evet, SLS. Sülfat herhalde. Sodyum Lerimiyum SLS exit yazıyor macunların üstünde. Ne demek o? Yani var mı demek, yok mu Yok. demek? Yok, çıkarılmış. Çıkarılmış anlamında herhalde. Çıkarılmış. Evet. Yani bu söylediklerinizin her biri olağanüstü değerli. Çok teşekkür ederim. Genç arkadaşlarım ister istemez yani problemi olmayan problem gibi görmüyor, ama tabii 40'lı yaşlardan sonra
sorunlar kendini göstermeye başlıyor. Onun için söylediklerinizin her biri değerli. Bu macun konusunda söyledikleriniz de önemli. Arkadaşlarıma bırakayım sözü, mutlaka onlara Bana bir sorun soru sorarım. gelmiş. Gördüm biraz önce. Elektrikli fırçalar iyi, ne düşünüyorum diye. Evet, güzel bir soru. Evet. Evde var, kullanmıyorum. Ne dersiniz? Hocam şöyle, siz de bilirsiniz. Bilimsel yayınlar laboratuvar ortamında yapılır ve laboratuvar ortamında bir dişi koyduğunuz zaman, evet, şarjlı fırçalar daha hızlı bakteri kaldırır. Ancak şöyle bir gerçek var hayatta. Biz şarjlı diş fırçasını en arka azı dişimizin dile bakan en arka tarafına götüremiyoruz. Midemiz bulanıyor orası döndüğü için. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Ağzın her yüzeyine şarjlı fırçalarla hastaların ulaşamıyor. Görünen yerlerde okey. Diş yüzeyi fıstık gibi yapıyor. Pırıl pırıl. Lekeyi de çok hızlı çıkarıyor. Eğer sigara ya da çok fazla kahve tüketiyorsanız haftada bir iki gün ön bölgede leke temizliği için önerebilirim. Ama gerçekten bakteri kaldırmaktan bahsediyorsak, ki ben hastalarıma elime fırça alıp tek tek gösteriyorum, bak buraları böyle fırçalayacaksın diye. Manuel fırça daha büyük alana ulaşmak konusunda daha efektif. O yüzden ben çift fırça kullanıyorum. Yani lekeler için kırmızı şarap falan içtim. O zaman otomatik fırça geçiyorum. Ama normalde manuel fırçadan hiçbir zaman vazgeçmem. Fırça sertliği. Dişe göre değişir. Çok hassasiyeti varsa başka türlü, çok lekeliyse başka türlü. Yine Ama değişir. genel olarak standart tavsiye. Ya standart orta sertlik derim o zaman. Orta sertlik. Diş Ama fırçası ne kadar sürede bir değiştirilmeli? ha, Hocam üzerinde her gün 3 kere indikatörleri var. kullan. Üzerinde indikatörleri var. Yani o açık maviden mavi çizgiler vardır fırçanın üstünde. O boya aşağı doğru inmeye başladıysa, orta seviyeye geldiyse fırçayı değiştirmemiz gerekir. Ben aslında burada genel olarak şunu söylemek Hangi istedim. fırça? Hangi marka? Valla o kadar, 3 ayrı marka öneriyorum. Yani Oral-B Cross Action'da öneriyorum. Elmex Meridol'da öneriyorum. Croprox'da öneriyorum. Gerçekten bu diş yapısıyla alakalı. Görüp söyleyebileceğim bir şey. Ben burada toparlayıcı bilgi vermem gerekirse şunu söylemek isterim. Gerçekten hekimin size ağız hijyen eğitimi veriyor mu? Size uygun bir fırça macun söyledi mi? Ve bunu takip ediyor mu? Yani siz 6 ay sonra geldi, 1 sene sonra geldi de bak burayı fırçalayamamışsın diyor mu? Lütfen bunu kontrol edin. Başka türlü başımıza şu geliyor. Ben sürekli fırçaladım hayat boyu ama dişlerim çürük dolu diyor. Çünkü hiç en arka azı alt bölgeye inmemiş kişi. Bilmiyor nasıl yapacağımı. Buna lütfen dikkat edelim. Bize sürdürülebilir bir bakım çok şey sağlar. Chat'te görüp bir soru daha var galiba. Sağlıklı dişin renk görünümü beyaz mı olmalı ya da diş beyazlanma ürünleri için ne düşünüyorsunuz diye bir soru gelmiş. İzninizle ben bunu da yanıtlayayım. Diş rengi ten rengi gibi, hatta genel bir şey ama biraz çoğunluk olarak da olan bir bilgi. Daha siyah tenlerin daha beyaz dişleri var. Daha beyaz tenlerin daha sarı dişleri var. Bu nedenle diş rengi standart değil. Önemli olan sağlıklı güzel bir görüntü. Bence güzellik kavramı sağlıklı olmasıyla alakalı. Beyazlatma için de düşünüyorum. Ev tipi kendi kendine yapılan beyazlatmaları kesinlikle önermiyorum. Doktor kontrolünde dişinizde belli sorunlar yoksa kesinlikle güvenli diş beyazlatma yaptırabilirsiniz. Ofis tipi beyazlatma çok iyi sonuç verir. Ancak ektiğim hiçbir beyazlatma kalıcı değildir. Her yapılan beyazlatma işlemi yaşınıza ve beslenme durumunuza geri gelecektir. Ve kimyasal bir işlemdir. İsteyen estetik için yaptırabilir. Diş taşı temizliği kadar şart, sağlık için gerekli bir şey değil. Estetik için gerekli. Diş sıkma sorunu olanlara için ne önerirsiniz? En çok Antideptisi. sunumda diş sıkmayı söylemeye çalıştım. Çünkü ben de yaklaşık 10 yıldır gece plak kullanan birisiyim. Diş sıkma sorununuz varsa ve kendinize bir yer arıyorsanız ya da sıkma sorunu sorun şeklinde mi? Bir kere biraz önce de bahsettim. Bu konuda mütevazı olamayacağım. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Ben değilim ama etraf dolu. Lütfen bir protez uzmanına gidin. Çünkü lisans eğitimi almış hekimler eklem hastalıkları konusunda yeteri bilgiye sahip olduklarını düşünmüyorum. Bir protez uzmanına gidin.
Çok duyuyorsunuzdur botoks bir tedavi değildir ama bazen çok zor durumda kaldığımızda biz de yaparız. Asıl tedavisi plaktır. Bazen diş sıkıyordur ama tedaviye ihtiyacı yoktur. Bazen de diş sıktığının hiç farkında değildir. Başka semptomlar yaşıyordur. Kulaklarda doluluk hissi, saçlarım çekiliyormuş gibi, başında sürekli kronik ağrı, boyun kaslarında kasılma. Bunlar diş sıkma belirtileri. Olduğunu düşünüyorsanız ya da bu gece yattığınız, sabah kalktığınız çevrede bir yorgunluk var. Lütfen bir hekiminize danışın. Evet. Var mı söz alıp soru sormak isteyen arkadaşlarımdan? Sohbete yazıldı epeyce ama. Ben bir soru soracağım. Memnuniyetle. Tamam güzel. Şimdi diş temizleme ile ilgili yani bu doğru yapılmazsa ne olur? Yani belki sonuçları farklı olabilir. Ya da özellikle bu kanal tedavisi çok sıkıntılı bir olay. Hakikaten herkesin korktuğu bir olay. Yani burada o sinirlerin herhalde çok iyi alınması gerekiyor diye biliyorum. Bu kalırsa yani diş hekimi bunu doğru bir şekilde temizlemezse bunun en acı sonucu ne olabilir Diş hasta kaybı. açısından? Diş kaybı olur. Kalp hastasıysa mesela örnek veriyorum. Kalp hastalıysa diş kökündeki enfeksiyonun çok zor da olsa bir ihtimalle endokardit yapma ihtimali vardır. Kalp kapakçığına gidebilir. Biz Z hastalar şu şekilde başvururlar. Kalp ameliyatı olacağım. Ağzımda kronik bir enfeksiyon var mı diye hekimleri gönderir. O şekilde gördüğünüz dişlerde ya kanal tedavisi tekrar ya da dişlerin çekimini söylemek durumunda kalırız. Şimdi kalp hastalığı yerine daha genel bir kanal tedavisi ile ilgili birkaç bir şey söylemek isterim. Olur mu? Tabii ki. Teşekkürler. Ben özellikle doğal diş çok kıymetli, çok akıllı falan diye anlatmaya çalıştım. Sonra yemekten haz duygusu alıyoruz diye. Sinirleri alındığı zaman yani kanal tedavisi yapıldığı zaman bu akıllı hücreleri kaybetmiyoruz. Dişimiz yine bizim dişimiz. Yine bize haz duygusunu vermek üzere orada duruyor. Yani hekim ise dedi ki buna belki iki defa kanal deneyeceğim ama ağızda tutalım mı? Ya da hadi çekelim implant yapalım dedi. Ben olsam kanalı tercih ederim. Ve kanalı da bir endodontiste, kanal uzmanına yaptırmayı tercih ederim. Kendi dişimin peşinde koşarım. İyi yapılan bir kanal tedavisinde diş bir ömür ağızda kalır. Eskiden böyle değildi. Kanal yapılırdı, 10 sene sonra o diş çekilirdi. Ve kanal tedavisi çok acılı bir işlemdi. Çünkü ölçüm cihazları yoktu. Biz bir alet kullanırdık. O da sinir ucuna basar, acı yapardı. Şimdi bunlar bitti. Düzgün bir endodontist yaptığı zaman hiçbir anesteziden sonra ağrı yaşamazsınız. Dişiniz bir ömür ağızda kalır ve sizin dişinizdir. İmplanta göre kanalı tercih dediğinizde ben birinci tercihin kendi dişiniz ve kanal tedavisi olması gerektiği taraftarıyım. Bir O de diş zaman bir soru temizliğini daha sormuştum. sorabilirim bu arada. Diş taşı temizliğini sormuştunuz. Onu da söyleyeyim mi? İyi Olur tabii ki. temizlenmesi ne olur diye. Evet. Yine şöyle iyi temizlenilmesi demek diş taşı zaman geçtikçe aşağılara doğru iniyor milimetrik olarak. 1 milim, 2 milim, 3 milim. İyi temizlik demek bunun gerçekten 3 milimden alınması demek. Ama siz aşağılara indiğiniz zaman kişide hassasiyet olur. Ve hasta iyi memnun etmek için onları orada bırakırlar. Sadece görünen yüzey alınır ama diş taşları aslında dipte oradadır ve kemiği eritmeye devam ediyordur. Doğrusu şu, ağrıyacak da olsa anestezi yapacaksın ama oradaki o diş taşını alacaksın. Siz diş taşı temiz iyi yapıldı ya da yapılmadı. Bunu nasıl anlarsınız? Yani %100 demeyeceğim ama şunu söyleyebilirim. İyi bir diş taşı temizliğinden kısa bir süre sonra ağzınızda diş eti kanaması varsa bunun çözülmesi gerekir. Çözülmüyorsa o zaman acaba hala var mı diye düşünebilirsiniz. Maalesef ki şunu diyemiyorum. En ağrısız en iyidir. Hayır. Ağrı çözülebilen bir şey. Bizim görevimiz orayı tertemiz Tabii ki yapmak. inşallah öyle olur. implant için sizin bir şeyiniz var mı? Yani biz mesela bir doktora gittik diş hekimine. Implantla ilgili marka sormak ben gerektiğine inanıyorum açıkçası. Kullanılan malzeme çok önemli. Çünkü çok fazla marka var implantta ama bazıları çok iyi. Dünya çapında bazıları çok ortalama düşük. Marka Zorlayıcı. sorayım mı diye soruyorsunuz bana. Ben size şöyle Yani söyleyeyim. Önce bir cerrahi uzmanına gidelim, tamam mı? Yani gene uzmanlığın altını çizelim. Al çene cerrahi yapsın implantınızı.
Marka içinde şunu söyleyeyim. Dinleyen, takip eden, uzmanlık yapmış düzgün bir hekim zaten birinci sınıf implant kullanır. Olmaz muayenehanesinde torna tezgahından çıkmış bir implant. Bu gerçekten evet implantın kalitesi zaten iyi olacak ama dünyanın en iyi implantı da olsa doğru yerleştirilmediğinde, olmayan kemiğe implant yapıldığında, üzerine iyi bir protez yapılmadığında çok kısa sürede implantı kaybedersiniz. Marka bence bu işin %20 ya da %30'u. O olacak zaten ama hekiminiz de uzman olsun. Bütün Biz pratisyenler bana çok kızacak ama üzgünüm ben de düşünüyorum. son bir soru daha soracağım. O da diş temizliğiyle bağlantılı gene. Diş temizliğiyle bağlantılı. O diş temizliğini yaparken diş minelerinde zarar verme ihtimali gene burada hekime dayanıyor o zaman konu. Var mı ya da böyle bir ihtimal? Var ama çok değil biliyor musunuz? Yani çok kötü temizledi. Mine'de küçük çizgiler oldu. Mine çok akıllı bir yapıyor. Onu aşındırabiliyor. Bence hiç temizlenmemesinden çok çok daha iyi. Çünkü onlar orada kaldığı zaman kemiği eritiyor. O daha büyük problem. Teşekkür ederim. Çok yordum sizi. Kusura Rica bakmayın. ederim. Çok keyifli. Ağzınıza sağlık. Ben çok teşekkür ederim İbrahim Bey. Sağ olun. Çene yapısının dar olmasından dolayı 20'lik dişlerin çekilmesi gerektiği söyleniyor. Çekilmesinin yerine başka bir yöntem var mıdır? Taner Bey sormuş bu soruyu. Taner Bey sizin 20 yaşlarınız ne durumda? Taner Bey orada mısınız? Taner Duyamıyorum. Bey şu anda yolda olabilir belki, o yüzden yazmayı tercih etmiş diye anlıyorum. O yüzden herhalde size şimdi yanıt veremeyecek ama muhtemelen böyle Peki bir dar ben çene yapısından zorluk çektiğini cevabı anlıyoruz. dinler. Tamam. O zaman Taner Bey'e şöyle söyleyeyim. Her 20 yaş dişi çekilmek zorunda değil. Doğru düzlemde çıktıysa ve karşıdaki dişte fonksiyondaysa, yani çiğneme yapıyorsa, biz 20 yaşları çekelim demiyoruz. Ama insanoğlu evrimleşiyoruz. Evrimleştikçe çene boyutu, bu alan kısalıyor. Eski Homo sapiens'leri düşünün. Çok daha uzun bu alan. 4 tane molar dişleri var. Bizler evrimleştikçe çenemiz daha küçülüyor. Daha kibar yiyecekler yiyoruz. Ve bu evrim sonucunda 20 yaş dişleri büyük oranda çıkamıyorlar. Çıkamadıkları zaman çene kemiğini zorluyorlar. Çapraşıklık yapıyorlar, ağrı yapıyorlar. Mecburen çekiyoruz. Yani biz çok çekmek istediğimizden değil. O çıkacak ve düzgün görevini yapacaksa dursun. Ama çoğu zaman böyle olmuyor. Ben bir tane sorabilir miyim bu arada Ecem? Tabii. Şimdi benim 20'lik dişlerimden bir tanesi gömülü duruyor ve benim hekimim çok böyle dişe dokunmayı seven bir hekim değil. Hı. Çok canım acımadığı sürece de aynı yolda devam etmemin uygun olduğunu söylüyor. Tamam. Siz ne dersiniz bu konuda? Belki Taner'in dişleri de gömülüdür, o yüzden onu sormuş olabilirim. İnanç Bey, bizim yaş grubumuza kadar o diş orada gömülü olarak durduysa büyük ihtimalle de gömülü olarak durmaya devam edecek ve sizin başınızı ağrıtmayacak. O zaman biz de başınıza iş açıp haydi bunu alalım demiyoruz. Ama hiç belli olmuyor. 44 yaşında bir hastamın 20 yaş dişi çıkmak istedi. Yani sen 20 sene dur, 44 yaşında çıkacağım de ve ağrı yaptı. O zaman alıyoruz tabii ki. Ama ağrısızı yapmıyor. Filmde sadece görünüyor. Kesinlikle dokunmayız. Siz sınırı büyük oranda aşmışsınız. Artık az kaldı Zaten sonra kolay kolay tabii çıkacağım diyeceğini sanmıyorum. Çok ya. nadir bir popülasyonda 40 yaş sonrası diş çıkacağım demesi. Peki, çok teşekkürler. Çok sağ Rica olun. ederim. Çok kısa ben de bir şey sorabilir miyim? Tabii memnuniyetle Bu aslında. aslında diş macunlarını konuştuk ama şimdi ben günde minimum 3 kez fırçalıyorum. Ve kanserojen olduğu için de böyle Marvis diye bir marka kullanıyorum. Aha. Organik olduğunu düşündüğüm. O marka ile ilgili başka bir marka önerir misiniz? Ya da örnek veriyorum, bir tanesi parabenli de olabilir ama iki keresi organikle olsa hiç olmazsa. Çünkü yetersiz kalacağını düşünüyorsanız. Hayır, paraben varsa zaten organik değildir. Bir kere Evet, şunu da evet. söyleyeyim. Diş fırçalama, ağız bakımında fırça ile macunu birlikte düşündüğümüzde büyük işi yapan aslında fırça. Macunun pazarda çok fazla yeri var. Bir
Tabak Öyle mi? yemek kalıntısı var üstünde. Bir gün kaldı orada. Siz bunu çamaşıra, deterjana batırıp çıkardığınızda gider mi? Gitmez. Ama ne zaman ki sünger alıp böyle yaparsın, işte o fırça, o zaman gider. Yani bakteri alan, pile alan fırça. Macun ikinci. Ve böyle düşündüğüm zaman bir eczaneye gittiğimde parabensiz, sodyum, lerenin, sülfat olmayan macun elinde inanılmaz sayıda marka var artık günümüzde. Hepsi de maliyet olarak fazla. Benim bildiğim Marvis bunların hepsinin üstünde bir pahalılıkta. Çok gerekli olduğunu düşünmüyorum. Organik bir başka markaya da geçebilirsiniz. Tamam. Marvis ya da bir başka organik macun size bir şey katmayacak. Siz yeter ki fırçayı dişin her bölgesine değirdiğinizden emin olun. Çok iyi anladım. Çok teşekkürler. Bir de bu Rica. ağız bakım ürünleri, hani gargaralar konusunda yapın yapmayın gibi bir öneriniz var mı? Listerin türü bir şey. Ben de gargara kullanıyorum. Bir kere o ferahlığı seviyorum. Gece yatmadan önce o bakterinin ağızdan gitmesini seviyorum. Bazı hastalarda %100 gerekli. Operasyon sonrası %100 gerekli. Ama normal hayat düzlemimizde biz çok güzel diş fırçalıyorsak efektif bir şekilde %100 şart demiyorum. Ama Listerin markasından bahsettiğinizde şunu söylemek isterim. Pazar payı çok yüksektir Listerin'in. Ancak içerisinde alkol vardır. Alkolü uzun süreli kullanımda tahrişe yol açar. Eğer ki gargara kullanmaktan keyif alıyorsanız ben size Meridol'ü öneririm. Avrupa'da Elmex diye Yazıyorum. satılır. Günlük Tamam. ağzında bir sorun görmediğim bütün hastalarıma Elmex öneriyorum. Çok daha az tahriş edici, bakteri spektrumu geniş, güzel bir gargaradır. Listerin söylediğim gibi alkolsüzü var ancak çoğunlukla alkollü ve çok tahriş edici. Tamam, çok iyi anladım. Çok teşekkürler. Rica ederim. Meridol okunduğu gibi mi yazılıyor? Evet. Öyle ara yaptım. Yani ben de alkolsüz kullanıyorum. Listerinin alkolsüzü var, şeffaf. İşte yani aroma ve alkol insanda kendine iyi bir şey yaptığı duygusunu yaşatıyor. Verdiği ferahlıkla. Aslında yani beyaz Listerin var, alkolsüz diye de yazıyor. Müslüman vatandaşlarımız da onu tercih ediyor. Daha sağlıklı. Şimdi bu arkadaşlarımın soruları varsa onları dinleyelim. Çünkü bakımla ilgili önemli şeyler soruyorlar. Benimki biraz daha merak sorusu. Hocam bir Hocam tane daha sohbette var. soru gelmiş. Çocuklar için önerdiğiniz marka var mı? Jack Nil kullanıyor oğlum diye sormuş Ekin Hanım. Ekin Hanım, ben 13 yaş altı çocuk diş hekimliği konusunda uzman değilim. Bakmıyorum. Çok bilgim dahilinde değil. Ancak kendi kızım var 8 yaşında. Bebekliğinde çok iyi bebeklik dişlerine baktım. 2 yaşından sonra ben değil bir başka diş hekiminin koltuğuna oturmasını sağladım ki fobi gelişmesin diye. Sadece oturup kalktı ve denildi ki bak burası çok güzel bir yer, burada hiçbir şey yapılmıyor. 4 yaşından sonra her sene düzenli kontrole gidiyor. Dişlerini fırçalıyoruz. Ayrıca diş ipi yapıyoruz. Çocuğuma da yapıyoruz. Çünkü onun dişleri arası birleşik. Çocuklarda en sık karşılaşılan şey arayüz çürükleri. Çocuklara özel diş ipleri mevcut. Diş ipi yapıyoruz. İyi fırçalama diş ipi. Macun yine üçüncü. Ben yine çocuğuma bu söylediğiniz markayı o yüzden bilmiyor olabilirim. Parabensiz, SLS'siz bir diş macunu kullanıyorum. Ancak çocuğumun dişinde çürük olsaydı %100 florlu macun önerirdim. Flor çok büyük tartışma konusu. Bir sürü literatür size isterseniz özelden de gönderebilirim. Çürük varsa flor kullanılacak. Çürük yoksa organik macun kullanabilirsiniz. Böyle bir özet yapmaya çalıştım. Bilmiyorum çok hızlı mı oldu Ekin Hanım size? Ben teşekkür ederim. Hocam buyurun. Benimki bir merak sorusu. Şimdi biraz evvel dediniz ki yani biz dişleri söküyoruz yerine Estağfurullah. yani pardon çekiyoruz işe yaramayanlardan kurtarıyoruz. Ondan sonra aynı gün implantı takıyoruz. Şimdi normal olarak burada böyle bir kemik tozu ekiliyor. O kemik tozunun tutması sağlanılıyor vesaire vesaire. Şimdi bu işlemleri siz yani
yapmadan mı veya yapıp bu kadar kısa sürede etkili olan bir başka malzeme kullanarak mı? Çünkü özellikle belirli yaştan sonra diş kemiklerine ne takviye etmeye ihtiyaç duyuluyor. Bu bir Hocam, merak soru. bütün diş hekimliği kongreleri implant üzerine yüklemeyi konuştu çok uzun yıllar ve tomografi teknikleri gelişti. Bu tomografide bakıyoruz, diyoruz ki kemik nerelerde yoğun. Sonra o yoğunluğa göre bize bir şablon guide yapılıyor ve deniyor ki buralara kemik koyabilirsin. O guide geliyor. O guide da diş hekimi olmasanız dahi yanlış yere implant koyamazsınız. Ne yönde kemik en iyi nerede onu gösterecek cerrahi guide'lar var. Bu bize buraya gidiyor. Sonra bunların ölçüm testleri var. O an orada ölçülüyor. Bir değer var. 65'in üstünü görürsen diyorsun ki buraya diş yükleyebilirim. Zaten tomografide öncesinde kemik yoğunluğu ölçümleri daha iyi yapılabildiği için biz yapabileceğimizi de düşünüyoruz. Öncesinde protezi yüklemiş oluyoruz. Bize bu değerleri de verdiğinde dişleri yapabiliyoruz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Görüntüleme tekniği gelişti. İmplantların kemiğe tutunma kapasiteleri için yeni genişlemeler yapıldı. Bu sayede bir de dijital diş hekimi dediğimiz şey daha dişleri çekmeden 3 boyutlu resmi üzerinde nasıl bir diş yapılacağı planlandı. Çok yüksek oranda artık biz dişleri implant koyuyorsak üzerine diş koyabiliyoruz. Teknoloji ilerledi. Öyle açıklayabilirim size. Ve çok yeni, yani 1,5-2 yıl süren şey artık 3 saat. Peki, teşekkür ederim. Arkadaşlarımın sorusu varsa onları Ben çok alalım. teşekkür ederim. Her soruyla yeni bir şey öğrenildi. Sağ Ama bu olun. kadar bilgiyi güzel toplayıp böylesine net, açıklayıcı, soru zihinde bırakmayacak şekilde konuları açma ve kapama performansın için ayrıca seni gönülden kutluyorum. Çok Hepimiz teşekkür ederim. adına çok değerli bir konuşma olduğuna inanıyorum. Sağ olun hocam. Bilmiyorum başka arkadaşlar var mı konuşacak ama benim buradan bir toplantıya daha gitmem gerekiyor. Tekrar teşekkür ediyorum Ben sana. çok teşekkür ederim. Size sunum yapabilmek benim için bir onur. Sizler Türkiye'de Baltaş grubu olarak insan ilişkileri arası içinde bir devrim başlatmış bir kurumsunuz. Beni buraya davet ettiğiniz için çok büyük gurur ve kıvanç duydum. Çok çok teşekkür ederim. Görüşmek umuduyla. Sağ olun hocam. Sağ olun. Görüşmek umuduyla. Çok Çok teşekkür. teşekkür ederiz hocam. Sağ Sağ olun. olun. İyi akşamlar Çok diliyorum. Teşekkür, teşekkür İyi ederiz. akşamlar. Sizin Teşekkürler ağzınıza hocam. Sağ sağlık. olun. İyi akşamlar. Çok Teşekkür ederim. teşekkürler. Sağ olun Bilgili Acar hocam. bir insanın, ehil bir insanın, konusunda nahakim bir insanın ne kadar kısa sürede ne kadar etkili ve inandırıcı bilgi aktarabileceğinizi gösterdiniz. Zuhal Hoca'nın söylediğini pekiştirmek için Tekrar sözümü çok teşekkür kullandınız. ederim. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Değerlendirmeniz çok kıymetli. Sizden bu iltifatları almak beni daha da mutlu etti. Tekrar tekrar Rica ederim. teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Anneniz babanız gurur duyabilir sizinle Ece. Çok sağ olun. Teşekkürler. Duyuyorlardır zaten. Çok teşekkür ederim. Başkaları da kıymetinizi bilsin. Sağ olun. Teşekkürler, iyi akşamlar. İyi Çok akşamlar. teşekkürler. İyi Çok akşamlar. Sağ olun. aydınlatıcı oldu. Sağ olunuz. Sağ olun Aslı Hanım. Çok Rica ederim. teşekkürler. İyi akşamlar. İyi İyi akşamlar. akşamlar. Görüşmek üzere.